İnsan bilinç dışında ideolojiye niye ihtiyaç duyar? İdeolojiye tutunmaktaki asıl amacımızın hepimizin yeryüzünde varoluşsal olarak çektiğimiz bir eksikliğe, bir yaralanmışlığa, bir bölünmüşlüğe, bir acziyete savunma olarak geliştirdiğimiz bir mekanizma olması. Yani biz hepimiz yeryüzünde insan olarak eksik ve kusurlu yaratıklarız. İşte hayat bir şekilde eksik ve kusurlu biçimde işliyor. Ve gündelik hayat sürekli sıkıntı ve problem üretiyor ve bizim aslında bu kaosun, bu sıkıntının, bu problemler yumağının içerisinde gerek içimizdeki o boşluk duygusunu, gerek değersizlik hissini telafi etmeye ihtiyacımız var. Bu telafi mekanizmasında yani değersizliği değere, boşluk duygusunu kısmen doldurabilmeye dönük en önemli yardımcı araçlardan birisi ideoloji oluyor. İnsan ideoloji vasıtasıyla hem hayatı ve dünyayı anlamlandırıyor, belirli bir sistematik forma sokuyor, sembole oturtuyor, belirli bir imaja sahip oluyor. Gerekse işte diyelim o değerlilik hissini bir şekilde o grup içerisinde, o ideolojik fikir aidiyeti içerisinde ya da pratik aidiyet içerisinde tamamlıyor. Aslında en önemli ideolojik ihtiyaç insanın bilinç dışında bence değersizlik hissini değere dönüştürebilme arayışı oluyor.